Senin sevgili Habibine değil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhissalatü vesselam Efendimizin al ve ashabına da yine binlerce salatü selam ediyoruz ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, şu güzel programda sırf şerif rızam için okumuş olduğumuz bu aşırı şeriften hasıl olan sevabı İlk Peygamber Hazreti Adem-i Safiyullah, sonuncusu iki cihan güneşi bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhissalatü vesselam Efendilerimizin arasında gelebilecek bütün peygamberlerin ruhlarına, sahabe-i kiramın, tabiinin ve ebbet tabiinin ve kafi ehli imanın ve ehli beytin ruhlarına hediyeli sen vasıl eyle ya Rabbi. Şu güzel nebetimiz, güzel ilmiçemize hizmet etmiş ve şu anda aramızda bulunup bulunamayan ve ahireti intihar eden kardeşlerimizi, önceki belediye başkanlarımızı ve hizmet eden kardeşlerimizi rahmetle minnetle arıyoruz. Kabirleri pür nur, makamları cennet olsun inşallah. Hayatta olanlarına da sağlıklı, sıhhatli ömürler ve görevli olan kardeşlerimize de görevlerinde başarılar, muvaffakiyetler diliyoruz. Lütfen kabul buyurun. Yoluyla, suyuyla, emek altına hizmet etmiş ve hizmet etmeye kendini adamış olan Sayın Belediye Başkanı Mustafa Hoca'yı sahneye davet ediyorum. Çalışmalarımıza emek altının ihtiyaçlarına göre tasarladık. Bunları yaparken hep emek altını dinledik. Gerektiğinde anketler yaptık. Gerektiğinde halkımızı teke tek dinledik ve bu hizmetleri yaptık. Bugün burada biraz önceki slide gösterimizi izlerken gördüm ki gerçekten de biz çok büyük işler yapmışız. Hani derler ya, marifet iltifata tabidir. Biz bu iltifatı Emet Belediyesi çalışanlarıyla birlikte hep birlikte hak etmişiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli Emet Belediyesi'nin, büyük belediyenin ve büyük aile olmanın mutluluğunu yaşarsın değerli dostlarım. Bunları yaparken yerine göre hanımlar evlerinde bulunurken eşleri gecelerinde gece 12'de, gece 3'ünde çalıştılar. Sabah ezine kadar çalışan arkadaşlarımız oldu. Fedakarca çalıştılar. Ben buradan bütün Emet Belediyesi çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum ve kendilerine gerçekten her zaman için sağlıklı günler diliyorum. Diğer arkadaşlar, Emet Belediyesi belediye çalışanlarıyla birlikte halkımızın gönlüne girmiş. Bu gönlü halkımızın gönlüne girmek işte Emet Belediyesi çalışanlarıyla başardık. Sizlerle başardık. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Her birinizden Allah razı olsun. İnşallah 2015 yılını kazasız belasız bitirdik. 2016 yılında da yine kazasız belasız Emet'e en güzel hizmetleri veremenin üstün gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlerle birlikte güçlükler başarının değerini arttıran süslerdir diye başarılı Enişleri Müdürümüz Fatih Erdoğan'a hediyesini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Gerek sahada, gerek sahada, dışarıda, gerekse idarede, bina içinde, özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın alıyorum. Bize bu ödülü layık gören Sayın Başkanıma, Başkan Yardımcılarıma teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Başkanlarımız
İbrahim Altınkaynak abimiz emekli olmasından dolayı aramızdan ayrılırken biz onu unutmadık, unutmayacağız. Bugün de belediye başkanım yani onu unutmadığını bir kez daha ifade etmek üzere İbrahim Altınkaynak'ı sahneye davet ediyorum. Bölümünden mezunu olan, üniversite yıllarında içine kapanık biri olan, bunu aşmak için Katra felsefesini ortaya koyarak dünyanın en akıllı insanı olduğuna dair yazıyı onaylatan ve amacının 15 Mart 2030, 2030 tarihinde dünya barışını ilan etmek olduğunu söyleyen değerli yazarımız Erdal Demirkan'ı sahneye davet ediyorum. Bu güzel konuşmaların ardından tabii biz de insan kelimeyle moleküle hükmedebiliyor. Yani kelimeyle moleküle hükmedebiliyorsanız her şeyden moleküllerden müteşekkilse o zaman kelimeye dikkat edeceğiz dedi. Evet, insan vücudunun yüzde kaçı su? Bilen var mı? 1/4 su değil mi? %70-75'in su olduğu söyleniyor. O zaman demek ki birisi de şimdi kalksa bize sus geri zekalı otur yerine dese o zaman bizim de vücudumuzdaki suyun morali bozulabilir. Kaldı ki bir Japon küfrettiğinde suyun moleküler yapısı bozuluyorsa Allah muhafaza bir Türk küfrettiğinde bardak kırılabilir yani öyle bir ihtimal var. Değerli arkadaşlar, kahve köşelerinde oturan abilerimiz ve amcalarımız ellerindeki okey taşını masaya vururken bizden bir halk olmaz dedikleri için aslında sosyolojik anlamda suyumuz bozulmuş olabilir. Bakın ben geçen senelerde bir üniversitede seminer yaptım. Üniversite fakat bir dershanenin TOK yani SBS'ye hazırlanan öğrencileri var karşımda. 12-13 yaş grubu. Dedim ki hedefi olanlar elini kaldırsın. Hiç kimse elini kaldırmadı. Ya dedim hiç kimse hedefi yok mu? Zar zor bir elini kaldırdı ama inatla böyle. Hocam! Örtmedim! Söyle oğlum! Örtmedim! Ya söyle yavrum! Örtmedim çişim geldi. Tamam o çıktı gitti dedim başka hedefi olan var mı? Biri elini kaldırdı. Örtmedim! Dedim söyle yavrum. Benim dedi hedefim. Ya söyle. Benim dedi hedefim emekli olmak. Yemin ediyorum 13 yaşında adamın amacı emekli olmak. Düşünebiliyor musun? Peki korna ile anlaşan başka millet yok. Dıt ne demek dıt? Yürü. Dıt dıt. Lan yürü. Bir de uzun var da diye. Onun anlamını arabası olan arkadaş bilir zaten.